Kazakistan'a sığınan Kazak Türkleri akrabalarının serbest bırakılmasını talep etti. Dün Ateyurt Almaty Merkez Ofisi'nde Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da uyguladığı ceza kamplarından kaçarak Kazakistan'a sığınan Kazak Türkleri basın toplantısı düzenleyerek basın bildirisi okudu. Katılımcılar Doğu Türkistan'daki insanlık dışı toplama kamplarının kapatılıp aylardır gerekçesiz tutuklu aile bireyleri ve akrabalarının serbest bırakılmasını, insanca yaşam şartlarının sağlanmasını talep etti. Çin, ekonomik büyüme hedefini indirmeye hazırlanıyor. ABD'nin yükselttiği gümrük vergileri ve ekonomisindeki yavaşlama ile mücadele eden Çin, bu yıl için ekonomik büyüme hedefini %6 ile 6,5 aralığına düşürmeye hazırlanıyor. Çin'in ekonomik büyüme hedefi geçen yıl yaklaşık %6,5 olmuştu. Ekonomi politikaları hakkında bilgi sahibi 4 kaynağın verdiği bilgiye göre, 2018 Aralık ayı ortasındaki Merkezi Ekonomik Çalışmalar Konferansı'nda belirlenen hedef, 2019 Mart'taki Parlamento Yıllık Genel Kurulu toplantısında açıklanacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlıları, Rusları, rejim ve diğer paydaşları Suriye'de iç savaş sonrası siyasi düzenin nasıl olacağı konusunu tartışmak üzere masaya oturmaya ikna edeceğimizi umuyoruz açıklamasında bulundu. Pompeo, bölgede 7 ülkeyi kapsayan Orta Doğu turu kapsamında gittiği Kahire'de ABD'nin Fox News televizyonuna konuştu. Bakan Pompeo, Polonya'da 13-14 Şubat'ta Orta Doğu temalı, özellikle de İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin ele alınacağı, dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini belirtti. Kanada hükümeti 3 yıl içinde 1 milyondan fazla göçmeni kabul edeceğini açıkladı. Göçmenlik, Mültecilik ve Vatandaşlık Bakanı Ahmet Hussein'in parlamentoya sunduğu raporda yer alan bilgilere göre 2019'da 330 bin, 2020'de 341 bin, 2021'de 350 bin kişinin kabul edilmesi planlanıyor. Kendisi de bir göçmen olan Somali kökenli Hussein, "Büyük ölçüde tarihimiz boyunca kapılarımızı açtığımız göçmenler sayesinde Kanada hepimizin keyfini çıkardığı güçlü ve canlı bir ülke haline geldi," dedi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD ile Türkiye'nin askeri düzeydeki görüşmelerinin haftaya devam edeceğini söyledi. Diğer yandan Türkiye heyetinin ABD'ye gideceği duyuruldu. Heyetin Sedat Önal liderliğinde 5 Şubat tarihinde ABD'de olacağı öğrenildi. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye ile birlikte Suriye'deki durumun kötüleşmesini engellememiz kritik öneme sahip. Türkiye ile görüşmelerin her iki tarafın kabul edeceği sonuçlar doğurmasını umuyoruz," dedi.